bakın programla çekmiş ve lastik dizmiş. Aslında aralarda lastik boyutu topla katmaya gerek yok. Şöyle iki ya da üç parça olarak daha yüksek, daha toparlak olarak yapsaymış doğru olacakmış. Ama brandayla örtmesi ve iyi sıkıştırması doğru olmuş. Mesela şu... Özellikle paket silaj yapın, ince yüklenin, iyi sıkıştırın. Kuru yapabilirsiniz. Hatta alt yolda benim izah edilebilirim. Bulgur silaj katkıları kullanılabiliyor. İşte melas, peynir altı suyu, şeker. Kullananlar kimler? Çiftliğinde yemleme romanı, rojen yem karışımı sağlaması gibi avantajları var. Aydınlığında yemlerin seçilme riskini ortadan kaldırıyor. İşlemlere gün boyu yemleme zamanı geldiğinde biraz yemin artacak kadar kalmasından anlayan su bölük. O da yenmediği zaman atılır. Hangi sırada ve ne miktarda konacağını mutlaka bir hesap ver. Mesela yonca, işte saman, işte ot balyaları, işte, eşit kıyılmayının sağlanması gerekiyor. Hepsi çok. Bu romant yenilmesinde doğru yaptığınızı anlayabilmek için buna göre ayrılıyor ve bunu düzgün yapıp yapmadığınızı kullanmak gerekiyor. Bakın şu arkada da gayet yüksek ve sağlam bir silaj yeri yapmışlar. Bazı elemanlar veteriner hekimler zarar olarak çıktığı gibi tüketmesi gerekirken eksik kalan yem maddeleri de yaşayacaktır. Bu yüzden rasyonların yapılması, hayvanların ölçüleri uygun bir yere yani, sizin ahırınızdaki çok daha farklı. Ah karışımızın hiç ona göre antikoru oluşturmuş. Ama eğer biz ileri geri alırsak o fırsatı ineğimize veremiyoruz ki vücudu o maddeyi oluştursun. Üniversitesi'nin ilçemizde gerçekleştirmiş olduğu bu eğitim sertifikasından dolayı ilçemiz ve belediyemiz ve şahsım adına can gönülden yürekten hocama çok teşekkür ediyorum. Üreticilerimize böyle bir imkan sunduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Sizlere de sertifikalarınızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bol, bereketli bir yıl, sezon üretim sizlerin olsun diyorum. Bu duygu, temenni ve düşüncelerle hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Üniversitemiz olarak tabii eğitim öğretimin yanında özellikle Çin'de yaşadığımız coğrafyanın, bölgenin insanlarıyla da farklı projeler anlamında
bir araya gelmeye çalışıyoruz değişik vesilelerle. Bunun dışında yine Makü Çiftçi Okulumuz, Burdur'umuzun bütün köylerinde, bütün kasabalarında, merkezlerde değişik programları ısrarla sürdürüyor. Yaklaşık olarak 3 yıldır bu çalışmalara devam ediyoruz. Esasında Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu bir bölgesel kalkınma anlamında bir misyon var, bir görev var, bu sorumluluk var. 5 senedir, 6 senedir sahalardayız. Üniversitenin içerisinde çok sayıda proje üretiyoruz. Bunların bir kısmı ürüne dönüştü, bir kısmı sanayi anlamında üretime başladı. Ama eğitim her şeyin önünde, en iyi olduğumuz yer, en güçlü olduğumuz yer. Bu ürettiğimiz projelerden bir tanesi kalite odaklı, kaliteye dayalı belgelendirme sistemi. Süt işletmelerinde. Tarım Bakanlığımızın bir programına dönüştü. Çok yakın zamanda sahaya çıkacağız. Büyük ihtimalle Ocak ayı sonu, Şubat ayı başı gibi. Burada belli bir büyüklükteki olan işletmelerin kalite sertifikasyonu yapılacak. A, B, C ve D ya da aday işletme dediğimiz. Buradaki kalitenin bir üst kaliteye çıkması için bizim hocalarımızın sizin işletmelerinizde yapmış oldukları bir analize göre bakanlık destek verir. Yani C kalitesinde bir işletmemiz varsa bunun standartları var. 140 civarında, 150 civarında alt parametre var, parametreler var. Bu parametrelere göre bir puanlama yapılıyor. Şu anda sahada biz bu çalışmayı yapıyoruz. Onlarca işletmeye kalite belgesi verdik. Ama biz sadece bir kalite belgesi veriyorduk. Siz de bu belgeyi alıp işletmenize koyuyordunuz. Bunun başka bir anlamı yoktu. Ne zamana kadar? Yakın zamana kadar. Artık bu sene Tarım Bakanlığımızın yatırım programına bir proje olarak girdi ve hep devam edecek. Ve uygulanacağı yer de burada. Pilot olarak önerdik. İnşallah program açıklandığında yakın zamanda tekrar burada bir araya geliriz, bilgilendirme yaparız. Ve derdimiz şu, bütün işletmelerimizin B ve A kalitede olmasını istiyoruz. C ve D ve belki bunun altı aday işletmelerimize bir araya geleceğiz. İşte yine işin içerisine eğitimler gelecek. Eksikleri tespit edeceğiz. Bu eksiklerin de %75 ile 80'ini bakanlık hibe olarak karşılayacak. İşte diyelim ki teknik eksiklikler var. Bir takım küçük tamamlamalar var. Küçük ilavelerle yapılacak programlar olacak. O program açıklandığında tekrar inşallah bir araya geliriz. Böylelikle üniversitenin sahadaki varlığını yani sadece eğitim veren değil de var olan üretim yapımızı, kalitemizi ve verimliliğimizi bir üst seviyeye ya da iki üst seviyeye, üç üst seviyeye çıkarabilecek A kaliteye kadar yolculuk yapmak mümkün.